Cenk. Hadi abi, takım seni bekliyor. Al şunu. Az önceki maç. Kontranın yerine oynadın. Adı ben. Seni tedirgin etmek istemiyorum ama başkalarının yerine oynadığını ben keşfettiysem herkes keşfedebilir. Ne istiyorsun, gelirimden pay mı? Hayır. Artık profesyonel bir oyuncu olmaya ne dersin? İlgilenmiyorum. Bak, seni seviyen bir oyuncu er ya da geç profesyonel bir takıma girmek zorunda. Takıma girmekle ilgilenmiyorum. 06. Peşinden koştun, buldun ve cevabı hayır mı oldu? Seni beklerken uyuyakaldı. Fazla mesai yaptım. Cenk, artık oyun oynamanı istemiyorum ben. İlaçları aldın mı? Aldım. Abin geldi yavrum. Abi. Fıstık. Of.
Hadi artık abini gördün yatağa. Ama anne, LoL oynamayacak mıyız? Ceren. Hadi gel yatalım. Ben yarın söz erken gelirim. Ben oynarım, sen izlersin. Söz mü? Söz. Asıl sen sağ ol ya. Geldin gene götümüzü kurtardın. Sen olmasan eleniyorduk. Eyvallah. Ya baksana bu arada senin oynadığın bir takım var mı? İyi geceler. Dikkat et kendine. Başka bel bağlayanlar vardı o maça. Anlıyor musun? Çok para kaybettik. Daha iyi oynasaydınız o zaman. Kullan şunu ellerini. Bir daha başkasının yerine oynarsan güzel parmaklarını ağrını bile kurtaramaz, tamam mı? Cenk. İyi misin oğlum? Kimdi bunlar? Karanlıktı, görme. Cenk. Abi tamam. Ah Cenk, ah Cenk. Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum da... ...bu şekilde kendine zarar vererek yapamazsın. Ya ne yapıyorum? Alt tarafı oynuyorum. İstisnai bir durum bu. Kim şu dudağına? Arif Bey de seni sordu geçen gün. Ona ne ki ya? Adam merak ediyor. Sen niye tutuyorsun oranı? Ne var, aç bakayım. Aç şu tişörtünü. Cenk aç. Cenk. Bak Cenk. Artık bu şekilde devam edemezsin. Doğru dürüst bir iş bulman lazım. Fikrini bir anda ne değiştirdi? Artık profesyonel olarak oynamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Tamam. Maddi anlamda çok bir şey bekleme. Tabii eğer takım iyi giderse o zaman belki bir şeyler kazanmaya başlayabilirsin. Ne diyor? Ne diyor? Ya ne diyor? Şimdi ada seni yere göğe sığdıramıyor olabilir ama... Benim için daha kendini kanıtlamadın. Sözleşmeni daha sonra konuşuruz eğer tabii kabul ediyorsan. İki gün sonra eleme maçları olacak.
Hazır olabilecek misin? Olur. Bu arada takımın adı ne? Beş benzemez. Diğerleriyle tanışınca anlarsın. Surrealist. Sanat. Evet. Bu aslan. Dozer. Selamünaleyküm toprağa, hoş geldin. Merhaba. Gel bu tarafa. JJ, bak bu Cenk. Mo. Ne konuştuk biz seninle? Biriyle konuşurken müzik yok, değil mi? Tamam abi ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Türkçe biliyor, çat pat. Çok numaracıdır ama dikkatli ol. Evet. Bu Naz. Merhaba. Merhaba. Hadi ama 2018'deyiz. İlk defa kız oyuncu görmüş gibi bakmış suratıma. Yok ya. Dert etme. Bu tepki ilk veren sen değilsin. Takıma hoş geldin. Bir kişi daha var. Batu. Takım kaptanımız. Vay. Yeni transferler açıklanmış. Dur. Ne oldu? Bu bizim 06 değil mi lan? 06 kim ya? Oğlum bizim burada çalışan yok mu? Cenk, sessiz sakin bir şey böyle. Nasıl ya? Ulan bu takım alındıysa biz Pro Lig'de oynarız lan. Ne oynarsınız? Cenk abi buranın en iyi oyuncusu. Ha? Anlamadım. Kim buranın en iyi oyuncusu? Can abi. Selam. Cevap alamadım. Cenk abi, 06. Beş benzemiz Nord'u gördürüm. Öyle mi? Beş benzemez dağılmamış mıydı ya? Dağılmış değil kızım. Orta koridorları bunlara bırakınca onlar da göt gibi kaldı. İsterlerse Faker'ı alsınlar. O takımdan bir cacık olmaz kardeşim. Bana var. Adın ne senin? İnanç. Angar İnanç. Tahmin et bakalım biz elemelerde kimle eşleştik? Günaydın. Ne? Kalk oradan. Benim yerimdesin. Seninki orası. Bilmiyorum. Kusura bakma. Senin bilgisayarına oyunu yükleyip update'lerini yaptım. Senin yapman gereken şeyleri yani. Bana kimse bir şey söylemedi. Ya kalkmayı düşünüyor musun? Kahve. Bu arada sağdaki mouse, soldaki klavye. Sen takma onu kafana. Batu aslında kötü birisi değildir. Belli ki sen yenisin diye böyle yapıyor. Hani köpekler yapar ya, onun gibi düşün. Kendi bölgesini işaretliyor herhalde. Bayağı iyisin. Sen nasıl oldu daha önce hiçbir takıma girmedin? Şaka maka, seninle büyük turnuvada bir şansımız var biliyorsun değil mi? Büyük turnuva mı? Evet. 1 milyon TL. 1 milyon mu? Boş verin şimdi 1 milyonu. Önümüzdeki turnuvaya odaklanın. Merak etme çekirge. Ben sana bilmen gereken her şeyi öğreteceğim. Ada. Ada gelsene. Cenk Ali nasıl oynuyor gör. Benim bir abimin yanına uğramam lazım. Siz oyununuza bakın. İyi. Hmm.
Ceren. Ya arada uğrayacağım. Trip atmıyorsun değil mi? Hem bak yarın eleme maçı var. İlk profesyonel maçım. Bana şans dilemen lazım. Ama aynı beraber oynayacaktık. Bir dahaki sefere. Burunda bir şey mi? Söz. Oğlum yeter artık, bırak şu Türkiye'yi ya. Maça konsantre ol. Siz çıkın, ben hemen gidiyorum. Cenk bir dursana. İyi misin? İyiyim. Takımı ilk dahil olduğunda sana söylediğimi hatırlıyorsun değil mi? Kendini ispatlamamla alakalı. Önünde fırsat. Göster kendini. Uzun bir zamandır süregelen talihsizliklerin üstesinden gelmeyi başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Tabii bunu test etmek için Kozmos doğru rakip mi? Orası tartışılır. Kaptanları Canavar uzun süredir Türkiye Lig sıralamasında birinci ve bu sene adı Avrupa'nın en iyi oyuncuları arasına geçiyor. Gerçi içimden bir ses sürprizlere de açık olmalıydı diyor. Valla ben bunca yıldan sonra içimden gelen sese güvenmemeyi öğrendim. Seçim yasaklamadan sonra bile doğru bir tahminde bulunmak zor. Seçim yasaklama demişken ilk maça doğru yaklaşıyoruz. Kozmos 5 benzemez serisinin ilk oyunu arkadaşlar başlamak üzere sayın seyirciler. Sürpriz olay yok. Kozmos neden Türkiye'nin ilk olduğunu bir kere daha gösterdi. 5 benzemezin bu seriyede bir rakiple oynayabilmesi için daha kat etmesi gereken çok fazla yol var. Batu. Ne Batu ne? Bana neden sorulmadı takımı adam alınırken ha? Batu. Ben bu takımın kaptan değil miyim? Senin de sorumluluğu paylaşman lazım. Rakibe hazır değillerdi. Sen de takıma koşluk yapmaya. Öyle mi? Öyle. Peki o zaman öneriniz nedir Ada Hanım? Hı? Sen mi koşluk yapacaksın? Hayır. Ama belki eski takım arkadaşlarından... Ya bırak Allah aşkına, bırak. Özer. Rüzgar. Telefonlarını açmayınca bir uğrayayım dedim. Yolunda mı her şey? Ne istiyorsun? İlk yaptığımız bilgisayarı hatırlıyor musun? Asus Rampage X5892. Ama antik artık tabii. Bir de hatırladığım kadarıyla o makineyi Tufan'la ben topladık. Sen lamersin, 01'den anlamazsın. O bilgisayarla ilk turnuvamızı kazanmıştık. Arif abi, yemeğe çıkarmışsın.
Sana tufan dingili içkili yok olsun diye tutturmuştu. Sonra yemekte yamulmuştu. Arda mızıkçılık yaptı. Bak Özer, takım kurdum. Oyuncularımız iyi ama koça ihtiyacımız var. Ben önce bir takımın zirveye taşımış birine. Burada ne işin var o zaman? Özer. Ya abiciğim ben burayı bırakamam ki. Baksana işim gücüm var yani. Öyle mi? Haklısın. Yani gerçekten bırakılacak gibi değil. Neyse sen cevabını aldın Zahar. Bak öyle demek istemedim. Eğer kabul edersen maaşın olacak. Aynı zamanda kazandığımız turnuvalardan %100 alacaksın. Çok iyi diyorsun aslında. Ama benim paraya ihtiyacım yok. Hiç öpmeyeyim. Nereden kaldı bu benim başıma ya? Yemin ediyorum kafayı yedirecek bana. Oğlum indir şu ayağını. Evin yok mu senin? Opso. Ne opso? Sana opso. Opsoymuş. Ya bak, ne? Oğlum söyleme şöyle şeyler şu çocuğa. Ailesi kilometrelerce uzakta, ben bile üzülüyorum ya. Ya tamam. Gelsene o zaman. Biraz da sen de kalsın. Ha oldu. Ailem liberal dediysem o kadar da değil. Bak. Çocuk karıştırma dolabı. Sağ sol karıştırma artık. Daha çocuk mu ya? Ne olacak? Sen çocuk. Allah'ım yarabbim ya. Bir de bana laf yetiştiriyor. Adayla konuştum ben. O bize bir yere ayarlayacak. Biraz daha sıkış. Diş mi sıkamam? Helal kısmı duyuyorsunuz siz. Ya sorma, sabahtan beri türkü mürkü beynimin etini yiyip durdu. Biz de orta yol bulmak için buna karar kıldık. Dur Allah aşkına kapat şunu. Dur ben seni arayacağım. Dur kapat ya, kapat. Bak güzel kardeşim. Bu cips değil, bu cips değil. Mısır cevriği bu. Öyle hatar motar ayanmaz ki bu. Hala trip atıyor musun bana? Gel. Yaklaş bir şey diyeceğim. Abi bir dakika. Gel buraya. Gel gel gel. Bir dakika. Tamam nefes al, nefes al. Nefes al. Nefes al. Tamam. Tamam. İyisin değil mi? Hı? Bana bak bakayım. Tamam. İyisin değil mi? İyi. Abi. Yine gidecek misin? Gideceğim bir tane. Turnuvayı kazanmak istiyorum. Kazanırken görmek ister misin? Hayır.
Tek bir şartla kabul ediyorum. Bizim eski takımın programını uygulayacağız. Harfi harfine. Ne olmuş Bil? Bir de takımla beraber yaşayacağımız büyük bir yere ihtiyacımız olacak. Rüzgar ve Ada size ne kadar anlattılar bilmem. Ama bu artık eski takımınız değil. Geçen haftaki maçınızı izledim. Berbattınız. Eğer vaktimiz kısıtlı olmasa sizi direkt botlarla oynamaya yollardım. Ya da ne bileyim oyunu silip Tetris'te falan başlamanızı söylerdim. Ama madem turnuvaya hazırlanmamız için sadece birkaç ayımız var, bizim ihtiyacımız olan şey şok tedavisi. Yani bildiğiniz her şeyi unutacaksınız. Kendi de sanıyor bu ya. Eğer beğenmiyorsan Batucuğum, üniversite ligine kaldığın yerden devam edebilirsin. Burası Rüzgar ve benim eski takımımız resitallerin evi. Zamanında burada yaşadık ve antrenman yaptık. Geleneği bozmayacağız. Eski programa harfi harfine uyacağız. Bu da demek oluyor ki güne hep beraber erken başlayacağız. Benim sözümden asla çıkılmayacak. Burası da strateji odası. Adından anlaşılacağı gibi oyun analizleri ve taktikler bu odada yapılacak. Devam ediyoruz. Burası benim. Yeter! Kimin nereye oturacağına ben karar vereceğim. Abi soğuk. Evin geri kalanından biraz daha soğuk. 20 derece. Niye ki? Çünkü maç yapacağınız arenalar aşağı yukarı bu sıcaklıkta olacak. Vücudun bu sıcaklığa alışması önemli. Vücut evinde hissetmezse panik olur. Takip edin. Sabah, öğle ve akşam yemekleri bu odada yenecek. Bu odanın dışında herhangi bir besin maddesi görmeyeceğim. Özellikle klavye tuşlarının arasında kırıntı. Mouse'larda yağlanma görürsem cezalandırılırsınız. Adile Hanım, sizden önce bizim. Bizden önce Rüzgar ve ailesinin ev işleriyle uğraşırdı. Onu görmezsiniz, duymazsınız. Ama o her şeyi görür ve duyar. Spor odası. Hafif ağırlıklarla kendinizi zorlamadan çalışacaksınız. Zira sakatlanırsanız turnuvada yarışamazsınız. Burası yeşil oda. Vitamin D odası da diyebilirsiniz. Sürekli kapalı alanda olduğunuzdan vitamin D eksikliği hissedeceksiniz. Dolayısıyla bulduğunuz 5'er-10'ar dakikalık aralarda buraya gelip güneşleneceksiniz. Of, keşke ben de bikini mi getirseydim ya? Kim bakar kızım sana bikiniyle? Ben. Çok istiyorsan gel ben sana bikini giyeyim toprağa. Geç içeriye. Geç. Burası da gördüğünüz üzere oturma odası. Piyano, kitaplık ve satranç dışında özellikle televizyonla hiç işiniz yok. Özer abi bu kapı ne? O kapının ne olduğunu vakti geldiğinde öğreneceksiniz. Her şey yolunda mı bakalım fıstık? Yolunda. Ben yokken yaramazlık yok söz mü? Söz. Ne kadar seviyorsun beni? Bu kadar. Şaka şaka bu kadar. Fıstık benim şimdi kapatmam lazım. Öpüyorum seni tamam mı? Tamam.
Tamam. Hadi görüşürüz. Rahatsız etmedim umarım. Kız arkadaşınla mı konuşuyordun? Yok ya, kardeşinle. Cenk, bak burada senin için her şey çok yeni. Ev, arkadaşlar, koç. Yani eğer alışmakta zorlanırsan ben... Sorun değil ya, ben hallederim. Okey. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kalk 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 kalk, başlıyoruz. Nihai amacımız karşı takımın kulelerini alıp Nexus'a giden yolu açmak. Bunun için ne çok pasif olacağız ne de çok agresif. Takım olmaktan kastım bu. En küçük hareketiniz bile senkronize olacak. Kimse kafasına göre hareket edemez. Eğer bir kişi doğru tempoyu belirler ve diğerleri onu takip edebilirse amacımıza ulaşırız. Önümüzde zorlu grup maçları var. Limitlerinizi aşacaksınız. Günde bazen 14-15 maça çıkacaksınız. Jay Jay, sırtımı yağlamak ister misin? Jay! Jay, çöpe. Hepsini. Herkes oyundan çıksın. Herkes... Hepsini çöpe. Toplanın bakalım savaşına. Buyurun. Batu'nun oyunu çok agresif. Naslan'a yetişemiyor. Aslan fazla defansif. CC ise serseri mi? Takımın ritmi çok dağınık. Bizim ihtiyacımız olan bu ikisinin arası. Takımın ritmini Cenk'in belirlemesine izin verin. Sezon sonu turnuvasının esasen yaptığınız diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Aynı şampiyonlar, aynı stratejiler. Tüm fark burada. Önce hiçbiriniz o kadar büyük bir sahneye çıkmadınız. Emin olun, internetten turnuva videosu izlemeye benzemez. Oraya çıktığınızda anlayacaksınız. Baskı altında oynayabilmeniz için zihni susturmayı öğreneceksiniz. Zira boş zihin, özgür zihin. Dışarıdaki kaosun iç huzurunuzu bozmasına izin verirseniz kaybedersiniz. Aldığınız kötü bir haber oyununuzu etkilerse kaybedersiniz. Birkaç sayı gerideyiz diye moralinizi bozarsanız kaybedersiniz. Ama bütün sahne ışıkları üzerinizdeyken, 10 bin kişi adınızı tezahürat ederken oyun planına sadık kalırsanız kazanırsınız. Çok güzel abi. Midem puşa devam edin. Oo, ben onu da dön. Ben onu da dön. Hey!
dört, beş, benzemez. Of, of, Cici. Oğlum bunlar ne güzel yenir ya. Abi çok güzel gözüküyor. Oğlum ben kaç zamandır bu anı bekliyorum biliyor musun sen? Ben daha bekleyemeyeceğim. Yumul Cici, yumul. Cenk, abi ne yapıyorsun ya bu saatte ayakta? Uyku mu tutmadı? Asıl siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? He, biz de bir şey yapmıyoruz ya. Lan dağlara bak. Ya ne olur koç duymasın bak. Ya yemin ediyorum kaç gündür dinim imanım gevredi ya. Lahana yemekten, brokoli yemekten. Benim artık böyle adam akıllı bir et yemem gerekiyor. He, ne yiyoruz? Yiyoruz. Abi valla CC ile ben pro gamer menü söyledik ama seni bilmiyorum yani. Sağ ol Cici, kralsın. Neyse ya. Zaten bir sürü menü var burada. Yeter hepimize. Şş, yaklaş yaklaş. CC'ye Türkçe öğretiyorum abi. Okusana. Yemek yiyorum. Ne? Ağzımda yemek varken konuşmuyorsun. Özer Bey. Çocuklara biraz fazla sert davranmıyor musunuz? Adile Hanım. Sen de zamanla burada bizimleydin. Nelere katlandığımızı biliyorsun. Biliyorum tabii. O zamanki koçun arkasından nasıl küfürler ettiğinizi biliyorum. Rüzgar Bey'le gizli gizli köşkten kaçışınızı da biliyorum. Sonra Arda Bey'le... Adile Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Abi. Hı. Gruplar belli oldu. A grubundayız. Özer'in takımı hangi grupta? Beş benzemez mi? Ne bileyim bakmadım. Bak o zaman. Niye? Yani ne yapacaksın ki? Kim takar onları ya? Hiçbir rakibi hafife alma Can. Sen geçen ay orada değil miydin? Görmedin mi? Yedik herifleri, yedik yedik. O Özer'den önceydi. Emin ol bir daha karşılaşırsanız ki karşılaşacaksınız... ...başka bir takım göreceksin. Bunlarda bir feeder var. Neydi adı? 6-0 falan ha. Bir yıldır hangarda çalışıyor herif. Adını bile bilmiyorum. O derece silikler yani. Hemşerim bu Özer'le derdin ne ya? Can! Bak şu gruplara, hadi. Batu! Otur abicim. Abi. Otur abicim. Sen Batu'yu merak etme. Bir süre sonra sakinleşecektir. Artık karar verildi. İstesen de, istemesen de bu takımın kaptanı sensin. Abi ben böyle bir şey hazırlayayım bilmiyorum. Arkadaşların için hazır olmak zorundasın. Bu takımı zirveye taşıyacak potansiyelin var. Eğer sen de bunu fark edebilirsen en iyi olabilirsin. Nereden biliyorsun? Ben en iyiydim. Ve zirvede kalamadım. Ama sen kalabilirsin. Sen neden kalamadın? Çünkü benim etrafımda neyi yapmam ya da yapmamam gerektiğini söyleyecek kimse yoktu. Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi büyük promosyonu TL'de maddeden herkese merhaba.
Günün ilk oyunu için A grubuna gidiyoruz. Ve şimdiden turnuvanın favorisi olan Kozmos, Sparta MacRubes'a karşı. Bu arada MacRubes da senenin iddialı adaylarından, öyle değil mi? Haklısın ama karşılarında 4 kere final oynamış ve 3'ünü kazanmış bir takım var. Ve oyun başladı sayın seyirciler. Kozmos ilk kanı aldığı andan itibaren baskıyı bir an olsun bile azaltmadı. Kozmos ilk inhibitörü aldı. İkinciyi de aldılar. Nexus yolu açık. Ve zafer Kozmos'un. Kozmos kendinden beklendiği gibi inanılmaz bir oyun çıkarttı. Hadi abi, ne oluyor burada ya? Cenaze evi gibi. Gel buraya. Hadi! Ya abi, gerçekten gerek var mı bunlara? Kamera falan. Lan gel. Rızıkçılık yapmayın hadi. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Benzemez! Yürü! Evet, ikinci oyunumuz için B grubundayız. Beş benzemez tuvaleti maçı birazdan başlıyor. Evet, bu Beş benzemezin Özer Kayacan önderliğinde oynayacakları ilk resmi maçla olacak. Aslında Özer'in adını duyunca biraz şırdık. Çok uzun zamandır camiadan uzaktı. Ve Beş benzemez aldıkları altıncı kuleyle harita kontrolünü tamamen ele geçirdi. 0-6'dan harika sıçran Mikasa ve Dozer arkasında. Fenon Nexus'a vuruyor. Dualitinin savunma şansı yok. Ve Beş benzemez serinin galibi. Harika bir oyun. Beş benzemez stratejilerini orta koridorları 0-6'nın etrafına örmüş gibi. Bu Özer Kayacan'ın eski takımı Rehterler'deki oyun tarzına bir hayli benziyor. Abi Beş benzemez çok iyi takılmış be. İyiymiş abi, iyiymiş, kabul ederim şimdi. Benden iyi kayıyor. Hayır tabii, abisi. Hadi. Anne, biraz daha kalsak. Aşkım biz ne konuştuk? Yormayacaktık hani kendimizi. Küçük burun. Değil mi abisi? Öyle. Hadi. Anne, ben şurada kendim halletsem. İyi, hadi kendin hallet. Al bakalım. Dikkat et. Tamam. Dikkat ol. Ne kadar verdin bu patenleri? Çok bir şey değil ya. Bir şu avansını al. Akşam eve gelecek misin? Yani zor gibi gözüküyor. Büyük turnuvaya hazırlanıyoruz. Anneciğim. Bak artık takımın kaptanı benim. Bu takımın bir parçası olmaktan daha mühimmiş. Daha fazla sorumluluk daha iyi yani Cenk, öyle mi? Anneciğim, turnuva çok büyük. Ya Türkiye'nin önemli takımları katılıyor. Bu arada ödül de çok büyük. Kazanırsak hayatımız değişir. Değişmesi gereken tek şey sensin Ceren. Ceren her gün seni soruyor. Sense bilgisayar başında arkadaşlarınla oyunları oynadın. Ya ben bunların hepsini Ceren için yapıyorum zaten, anlamıyor musun? Hanımefendi! Hanımefendi! Ceren! 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 Özlem Hanım. Kitap kapakçığındaki delik ne yazık ki halen kapanmamış gözüküyor. Doktor bey, siz tıbbi müdahaleye gerek olmadığını söylemiştiniz. İlaçlarını diyoruz, kontrollerini de eksik etmiyoruz biliyorsunuz. Evet, ama artık ben bu aşamada bir an önce cerrahi müdahale yapılmasını öneriyorum size. Eğer bu şekilde bırakırsak, kalbin sağ tarafında toplanmış olan kan akciğer atar damarında komplikasyona neden olabilir. Ve tedavi şansımızı da kaybedebiliriz. O yüzden bir an önce müdahale şart. Thank you.
Lan Komançı, yeter ha artık bır 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 cır cır cır. Yok beş benzeme söylüyor, yok kenka böyle. Ne oldu? Rövanş kaybedeceğiz diye mi korkuyorsunuz? Öyle mi? Bana bak, küçük çocuk. Küçük çocuk. Akıllı olacaksın, akıllı ha? Selamun aleyküm toprağım. 06'yı arıyorum ben, gördünüz mü? Ne oldu? Orta koridorunuz terk mi etti sizi? Sizi ilgilendirmez. Öyle mi? Değmez. İnanç, Cenk uzun zamandır yok ha? Aynen abi, takım kaptanı olduğundan beri çok fazla uğramıyor. CC, biz ne yapacağız? Gelmişken bir oyun atalım mı? Abi hep bir oyun diye var. Ya sızlanma, hadi geç, hadi. Abi istediğiniz kadar oynayın, misafirimizsiniz. Oho, oğlum şimdi buna hayır denmez ki. Biz var ya şimdi en az bir iki oyun daha atarız. İnanç, bu Gamer Friday ne? Abi şey, parti. Siz de gitsenize. Yok oğlum, biz ne yapacağız partide ya? Abi öyle deme. Çok güzel kızlar geliyor. Aslan. JJ. Aslan. JJ. İyi misin? İyiyim. Takım scrim için toplandı, seni bekliyorlar. Cenk, emin misin iyi olduğuma? İyiyim ya, yorgunum sadece. Bir taraftan kaptanlık, bir taraftan scrimler falan. Turnuva bittiğinde hepsine değecek, inan bana. Herkes senin arkanda. Tüm takım, abim, ben. Cenk abi bir şey söyle. Abi bir şey söylesene, bekliyor muyuz, alıyor muyuz, hadi. Hayda Cenk, ne yapıyorsun abi? Cenk, iyi misin sen? Kusura bakmayın, ben yorgunum galiba biraz. Turnuvadan bir hafta önce yapma şunu ya. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Sizin için önemli, benim için değil mi? Ya gerizekalı gerizekalı konuşma. Öyle demek istemedim. Yeter! Ara veriyoruz. Cenk! Cenk! Neden bana daha önce söylemedin? Bak ben tek çocuğum. Dolayısıyla bir kardeşin olması ne demektir bilmem. Ama ben de babasız büyüdüm. Ve genç yaşta sorumluluk almak ne demektir bilirim. Ama öldüğünde bir söz verdim ben kendime. Cenk dedim. Senin bu hayatta kendinden başka güvenebileceğin kimsen yok. Başka hayatların parçası olmaktan korkmanı çok iyi anlıyorum. Ama alışıyor insan. Anlıyor hayatlarının zorluğunu. Ben de tam olarak böyle hissediyorum, biliyor musun? Ama artık yalnız değilsin. Şu an bundan hiçbir anlamı yok abi. Tabii ki de var. Ceren hasta olabilir. Ama önünde bir ömür var. Ve o küçük kız dönüp arkasına baktığı zaman abisinin onun için mücadele ettiğini bilecek. Cenk, senin buradakilerin çoğu gibi
en iyi olduğunu ispatlamaktan çok daha derin, çok daha saf bir sebebim var. Sen niye buradasın Özer abi? Ne oldu Arda ile aranın? Final oyununda hile yaptığıma dair dedikodular çıktı. Ben de bu dedikoduları çıkaranın en yakın arkadaşlarımdan biri olduğunu tahmin edemedim. Gidip başka birini incittim. Yanlış anlama, suçumu affetmek için söylemiyorum. Tamamen hatalıyım. Adını temizlemek için buradasın yani. Bilmem. Belki. Belki de bu camiadan tamamen kopmak istemedim. Ki Arda'yı yenmek istedim. Ama egomdan ötürü değil. Hak yerini bulsun diye. Bak Cenk, sen iyi bir çocuksun. Hani içinden gelen bir ses var ya, zor kararlar vermen gerektiğinde o sese güven. O seni asla yalnız bırakmaz. Benimki tahta sağlam, seninki bayağı dandik duruyor. Benimki dandik. Sizin memleketten galiba, uçayım onu. Ha? Abi bu ne? Bunlar ne oğlum asıl ya? Tövbe bismillah, bu gözün hali ne lan? Lens mi bu? Oğlum hakikaten sen hangi şampiyonsun? Tanımadınız mı ya? Karadeniz'den çıkmış en efsane futbolcu Dozer. Ne gülüyorsun oğlum? Futbol nedir bilmiyor musunuz lan siz? Güzel kardeşim, LOL temalı parti bu. Ha. CC, öyle bir şey varsa bana niye haber vermedin? Biz hangi oyunu oynuyoruz? Canım. Ne oldu ya? Yok bir şey. Bir şey olmadı ya. Bir saattir seni bekliyoruz. Aç olduk. Başka bir şey... Ne oldu Batu Bey? Ya güzel oldun desen şaşarım zaten. Çekil şuradan. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz lan? Durun ne olmadı? Yürüyen usta. Cenk, benim tek istediğim senin bu çocukça şeyleri bir kenara bırakma. Doğru dürüst bir iş bulup hayatını kurmak varken niye bu oyunlarla falan vaktini harcıyorsun anlamıyorum. Abi. Abicim, iyi misin? Oyunu kazandın değil mi? Yok da değil, haftaya turma. Ama kazanacaksın değil mi? Kazanacağım. Söz. Söz. Oğlum ortama bak ya. Ne biçim mekan yapmış adamlar. Neşelensiniz hep. Siz değil miydiniz buraya gelmek isteyen? Keşke Cenk de olsun. Aynen öyle abi. Ya beşinci olmadan beş benzemez mi oluyor? İyi peki. Oyun bozanlık yapın siz. Bas hadi. Gidiyoruz. Come on, JJ, buraya gel.
Ne haber? Sen de o zaman. Dozer bilir misin? Kalabalık. Ne çalsın? Ne dozeri lan? Küçük. Dozer. Ne diyorsun? Dozer. Baksana çocuğu. Sen nereden çıktın? Bir git. Ne diyordun? Ne yapıyorsun lan sen? Ne lan bu? Hamam böceği gibi türüyorsunuz etraftan. Varsa başka arkadaşlarınız onlar da gelsin. Ha? Yapma! Yeter. Yeter. Batu. Batu. Özer'in yetiştirdiği takımdan da başka bir şey beklenemezdi zaten. Özer abinin yüzüne söyle istersen bunu. Özer'i gerçekten bir bok sanıyorsunuz. Hiç merak etmediniz mi? Neden oynamayı bıraktı? Ya da... Özer ne yapıyor lan şu anda? Oğlum burnun kanıyor hala senin. Boş ver, sen bir de karşıdakini gör. Biz bu kadar kişiye nasıl bineceğiz bu taksiye? Siz gidin, ben Ceren'e uğrayacağım zaten. Hadi. İleride bir taksi durağı daha var yani. İstersen beraber yürüyebiliriz. Tamam. Yürüyelim o zaman. Taksi durağı yakında mı? Yakın yakın, az kaldı. Biraz oturalım mı ya? Ben çok yoruldum. Yakışıyor sana. Ne? Kanatlar. Sana da kulaklar. Bir şey mi ima ediyorsun? Yok canım. Bugün iyi ki geldin. Seni gördüğüme çok sevindim. Yani takımla beraber. Ceren'e söz verdim. Turnuvayı kazanmamız lazım. Ah be! Sana inanamıyorum ya. Hı? Cezörümü yürüdüğünde karşısında durdum. Önemli değil canım, saçmalama. Salakça bir şeydi. Ben seni korumaya çalışıyordum, farkındasın değil mi? Korumanı istesem söylerdim herhalde. İyi de sen... Baba, erkencisin. Kurul toplantıyı yarın almış. Hanımefendi kim? Merhabalar, Naz ben. Bu Naz, okuldan arkadaşım. Memnun oldum Naz. Çocuklar siz keyfinize bakın. Tamam baba. Okul derken? Babam takımda oynadığımı bilmiyor. Hiçbir zaman da anlamadım. Ne olacak peki, söylemeyecek misin? Nasıl söyleyebilirim ki? Bu sene onun yanında çalışmaya başlayacağımı sanıyor. Peki takımla işi bir arada nasıl yürüteceksin? Batu, bu senin saklayabileceğin bir şey değil, farkındasın değil mi? Önce babama kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi ispatlamam lazım.
Bu yüzden de ne olursa olsun bu turnuvayı kazanmalıyız. Turnuvaya kadar Özer'in oynadığı bütün oyunları izleyeceksiniz. Aynı zamanda beş benzemezin oyunlarını da. Abi zaten iki gün kaldı. Oturup maç mı izleyeceğiz? Özer'i yenmenin sırrı burada yatıyor. Beş benzemezin beş adamının haritanın neresinde olduğunu ve ne yaptığını kafanızda canlandırabilecek duruma gelene kadar oyunlarını izleyeceksiniz. Birisi kadın koç. Ne? Dördü erkek, birisi kadın. Bir daha ben konuşurken araya girersen seni silerim. Ne oldu, yoruldunuz mu? Birazdan hava kararacak. Birer tane fener alın. Huzur abi, ne yapmamız gerektiğini söyleyecek misin artık? Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? Telefonları buraya alalım. Ormanda bir gece geçireceksiniz. Nasıl yani? Ormanda bir gece geçireceksiniz. Aslen dirayetinizi ölçmek için ya da hayatta kalma becerilerinizi. Malum gece ve orman her şey olabilir. Ayılar, kurtlar. Elimde arkanızdaki üç tane ağaçta görmüş olduğunuz kırmızı kumaş parçalarıyla geniş bir alanı işaretledim. Daha küçük bir alanıysa bununla. En küçük alanında bununla. Yeşille işaretlemiş olduğum en küçük alanda bir çadır ve erzak çantası bulacaksınız. Ancak çadır bir kişilik. Erzak çantasında da ancak bir kişiye yetecek kadar yiyecek ve su var. Yani oraya ilk ulaşacak kişi rahat bir gece geçirecek. Diğerleri ise... Koçum, yani koç, sen gece karavanda uyurken ben gelip arabada gizli gizli uyurum ki. Karavan kilitleniyor ki. Camdan abi, camdan. Eğer gün doğduğunda biri kırmızı alanın dışında olursa takımdan gider. Aa, ama koç ya, biraz abartmadın mı? Yeşil alanı arkadaşlar. Yeşil alanı. Hadi arkadaşlar, yeşil alanı. Hadi. Abi sarı gören var mı ya? Fazla yaşa. Fazla değil oğlum, çok yaşa, çok. Umarım hastalanmam ya. Unutun! Batur!
Papa! Bey! Beyler ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Yapın! Çantayı çekme Cenk'e doğru it! Ya çantayı Cenk'e doğru it! Batı inatlaşma! Ya o çantayı beraber alacaksınız ya da hiç alamayacaksınız! Hadi! Helal be! Aslan yakalayabilir misin? Yolla yolla! Cenk, iyi misin sen? Ne oldu? Belki aç. Ateşi var biraz. O zaman yapacak bir şey yok. Çadırda Cenk kalacak. Ya hasta falan değilim. Yordum sadece. Bir dakika. Benim bir fikrim var. Uyanın. Günaydın. Günaydın koç. Başından beri planınız buydu. Tebrik ederim. Sınavı geçtiniz. Abi o zaman artık eve gidebilir miyiz? Karnınız da açtır şimdi sizin. Çocuklar, yarınki turnuvada enerjiye ihtiyacınız olacak. Bir daha sakın, sakın o çocukları tehlikeye atacak bir şey yapma. Bana tam yetki verdin. Bak, eğer yetkini böyle saçma şeyler için kullanırsan verdiğim gibi geri alırım. Bu son testleriydi. Artık... Ya başlatma testini. Bizim eski takım değil bu. Cenk fenalaşmış. Ya bir şey olsaydı ha? Ya turnuvada oynayamasaydı? O çocuk ne olursa olsun oynar. Gözlerinin içine bak. Ne dediğimi anlayacaksın. Ne oldu? Ha? Eski Özer geri mi döndü? Turnuvayı kazansınlar, kaybetsinler. Sen sonrasında yoksun. Beyler. Çok yakışmış. Size bir sürprizim var. Sürpriz? Sürpriz. Koç. Bu da boş. Gerçekten boş mu? Hadi ama Özer abi, kafa bulma bizimle. Onca zaman giremediğimiz gizemli oda dediğim bu mu şimdi senin? Evet. Ne de olsa bu oda evin en nadide odası. Burası
Hayallerin gerçeğe dönüştüğü oda. Bugüne kadar bu konuşmayı yapmadık. Çünkü bir takım değildik. Ama artık takım olduğumuza göre kazanmaya odaklanabiliriz. Bu oda kazanacağınız kupaları sergileyeceğiniz yer. O kupalar henüz burada. Şimdi bu odaya bakın. Ve o kupaların burada olduğunu hayal edin. Yarın da o turnuvaya gidin. Ve o kupayı buraya getirin. Turnuvasından herkese merhaba sayın seyirciler. Bu yıl Vodafone Frizon sponsorluğunda 7.si düzenlenen bir turnuvada tekrar birlikteyiz. 3 gün sürecek heyecan dolu bu maratonun ilk günü çeyrek final maçları, ikinci günü yarı final, üçüncü ve son günü ise büyük final maçları bizleri bekliyor. Bu arada bu turnuvaya özel çok önemli bir bilgi, yarı final ve çeyrek final maçlarından 2 maç alan takım kazanacak. Fakat final maçı ise 3 maçı kazanan takım kupayı kaldırmaya hak kazanacak. Bütün şampiyon olmak değil, şampiyonluğu korumak. Biz zor olanı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Sayın seyirciler, bugün yanımızda çok özel bir konuk var. YouTube'dan tanıdığınız Murat. Turnuva boyunca yorumlarıyla bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk canım. Murat, Kozmos sence şu an ne durumda? Turnuvada şampiyonluklarını dörde taşıyabilecekler mi? Ya ben Kozmos'u bilmem ama bence 5 benzemez olur. Bu oyun Kozmos'un kazanması için tasarlanmış bir oyun. Eğer bunu bunca sene anlamadıysanız da bu sene anlayacaksınız. Efendim, hiçbir şey, ne haber efendim? Cenk, gergin misin? Biraz. Unutma. Senin buradaki herkesten çok daha geçerli bir sebebin var. Ona odaklan. Turnuvanın ilk oyunu için 5 benzemez sahneye çıkıyor. Daha birkaç ay öncesine kadar var olmayan bu takım şimdiden hakkında en çok konuşulanlardan bir tanesi olmayı başardı. Kimse bize şans vermiyor. Yanıldıklarını göstermek için buradayız. Turnuvanın galibi biz olacağız. Beni geçebilmeniz için önce cesedimi çiğnemeniz lazım. Var! Ve 5 benzemez Phoenix oyunu başlıyor sayın seyirciler. 5 benzemez ilk kanı aldığı andan itibaren ilmeği korudu ve oyunun 18. dakikasında Phoenix'in kapısına dayandılar.
Phoenix daha henüz bir kule bile alamadı. Ve Bank Benzema bastırıyor sayın seyirciler. Nexus kulelerini almaya başladılar. Phoenix 1-1 götürüyor. 0-6. 3-3 yaptı. Bir skorla finale gitti ve Bank Benzema turnuvanın ilk serisine 1-0 önde başlıyor. Başta söylediğimiz gibi ikinci oyunda adeta birinci oyunun bir kopyası. Dakika 24 ve 5 benzemez. Phoenix'in üstüne girmek üzere şu anda. 0-6 ileri atıldı. Phoenix durdurmaya çalışıyor ama hiç şansları yok. 1 düştü, 2 düştü. JJ Nexus'a vuruyor ve 5 benzemez. Team'in galibi. Beş benzemez katıldığı ilk büyük turnuvada çeyrek finali ezici bir üstünlükle kazandı. Şimdiye kadar adlarını duymamış olabilirsiniz ama artık duydunuz sayın seyirciler. Beş benzemez yarı finalde. Günah. İşte bu. Hadi ama Cenk. Ya ben söyledim, çeksin biraz backstage görüntülerimiz olsun. Yani sonuçta her takımın flow'u var. Bizim neden olmasın değil mi? Ben çaktırmadan çekmenin bir yolunu bulacağım. Sen hiç merak etme, değil mi? Çeviri. Çok iyi. Güzel mi? Güzel kazandınız. Aynen. Çeyrek finalin ikinci oyunu için takımlar sahneye çıkıyor. Ve üçüncü oyunun galibi Jamie. Jamie'si tebrik ediyoruz. Yarı final biletini alan bir diğer takım da TWU oluyor. Ve turnuvanın favorisi Cosmos ilk oyunları için sahneye çıkıyor. Eğer bu büyük sahnede oynamanın yarattığı bir baskı varsa bile bu baskıyı tecrübeli ekip hiç hissetmiyor gibi. Cosmos 247'yi hazırlıksız yakaladı. 247 toparlanmak için geri çekiliyor ama Cosmos'un rüzgarı arkalarını almışken durmaya hiç niyeti yok. Elimizi kulesi aldılar. Direkt olarak Nexus'a ilerliyorlar. 247 çaresiz. Cosmos serinin galibi. İnanılır gibi değil. Cosmos bir kuleden ilerlemeden seriyi tamamladı. Malum ziyaretin kısası makbul. Ceren'e acil şifalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ben Cenk'in bu kadar güzel arkadaşları olduğunu bilmiyordum. Tekrar sağ olun çocuklar. Özlem Hanım, harika çocuk yetiştirmişsiniz. Ve çok da iyi bir oyuncu. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Heyecan dolu bir günün ardından yarı final maçları için yeniden sizlerle birlikteyiz sayın seyirciler. Samper, Citrus'u kullandı. Stark hemen arkasında. Arayı o kadar açtılar ki hiçbir şeyden korkmuyorlar. Ve Zafer Cosmos'u. Bu galibiyetle Cosmos dördüncü kez final oynamaya hak kazandı. Kazandıkları takım savaşının ardından 5 benzemez bastırıyor. Geçen senenin ikincisi JVX burada 3'e 5 tutunmayı deniyor ama 5 benzemez izin verdi. 5 benzemez final biletini alamadı. Yedi sene oldu birlikte aynı sahneyi paylaşalı. Bir daha aynı sahneyi rakip olarak paylaşacağımız kimin aklına gelirdi? Final için iyi şanslar dilemeye mi geldin? Yok. Zaferimi ilan etmeye geldim. Buraya kadar iyi geldiniz. O takımla. Ama artık sizin için durma vakti. Değişmişsin biliyor musun? Yani eski Özer olsaydı hemen lafı yapıştırırdı. Ya da cumruğu. Eski Arda da böyle karşıma dikilip konuşmazdı. Arkamdan konuşurdu. Ya da anonim minikle forumlarda hakkında yalanlar yazardı. Hala orada mısın?
7 sene önceden bahseden sensin. Bütün insanlar aynı dilde gülümsermiş. Ama gülümsemek bir seçimdir. Uzun olmayı, kısa olmayı, şişman olmayı, zayıf olmayı, akıllı olmayı ya da aptal olmayı seçemezsin. Ama sen 7 sene önce benim kariyerimi bitirmeyi seçtin. Bitmesi gereken kariyerler bitti. Özlem. Senin de sadece hayaletin ziyarete geldi. Umarım iyi ağırlamışızdır. Finalde görüşürüz. Hadi be 06 ya. Bir hastaneye bırakalım dedik, ağaç ettin. Ya sana hep ters davrandım, farkındayım. Ara götün teki bile olmuş olabilirim. Sorun değil. Sorun değil. Hadi atla. Bu arada son zamanlarda Varus Gali kombosunu çok iyi oturttuk. Farkındasın değil mi? Bu arada adayla nasıl gidiyor? Adayla nasıl gidiyor? Ya bırak. Bence onu bir şeyler içmeye davet et. Sonra da teşekkür edersin bana. Yavaş! Yarın büyük final maçı var. Anlaşılan ikimiz için de büyük bir gün olacak. Sana verdiğim sözü hatırlıyor musun? Merak etme. Sabah gözlerini kazandığım kupayı açacaksın. Keşke beni kazanırken görebilseydin. Nasılsın? İyi. Biliyor musun? O gün kardeşinle konuşuyorum dediğine inanmamıştım sana. Ben buraya ameliyattan önce iyi şanslar dilemek için geldim. Ve tabii ki final maçı için. Sağ ol da sen gelmiyor musun? Yo, geleceğim. De... Ya... Bir şeyler içmek ister misin? Gerçi seni götürebileceğim bir tek hastane kafesi var ama. Bir anneme bakayım. Kahveyi sonra yapsak olur mu? Anlaştık. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gideyim ben. Mistika'da olarak bildiğimiz Ada Uysal'ın kendi bir onda Reddit'te paylaştığı bir haber gündeme bomba gibi oturdu. Bu fotoğraf 5 benzemezin orta koridor 06 hastanedeki kardeşini ziyaret ettiğinde çekilmiş. Abi gerçekten çok üzüldüm ya. Bu Cenk var ya, harbi adammış yani. Ne olursa olsun kardeşini yalnız bırakmıyor. Tebrik ettim. Evet, kesinlikle. Duyduğumuza göre turnuvadan alacakları ödülü Cenk'in kardeşinin hastane masraflarında kullanacaklarmış. Evet, tabii buradan minik Ceren'e de acil şifalar diliyoruz. İlgilenenler mistika.com adresinden haberin detaylarına ulaşabilirler. Merhaba.
Cenk. Neden böyle bir şey yaptın? Ben insanlar Cenk'in nasıl biri olduğunu görsün istedim. İsteme da. Bırak kendisi göstersin. Hep birlikte göreceğiz. Başarılar diliyorum yani arkadaşlara. İki ay önce oynadık. Büyük bir hizmet uğrattılar bizim tarafımızda. Sonuç olarak biz 3 yıldır şampiyon oluyoruz yani. Yaptığımız en iyi şey bu. Onlar zaten daha yeni kurulmuş bir ekip. Bakalım bugün ne olacak? Çok şans vermiyorum herhalde. 3-5 dakika içerisinde işi bitiririz. Bizim için kolay bir final olacak gibi gözüküyor. Hadi abi. Hadi. 5 benzemesinin orta koridoru 06'nın hikayesi paylaşıldığından beri taraftar sayıları epeyce artmış durumda. Bundan etkilenecek kadar amatör olduğunu söylemesek. Abi. Merak etme. İşler istediğimiz gibi gitmezse bir kozum daha. Takımda seçim yapma konusunda acele etmiyor. Zaten seçim yasaklama ekranı satranç gibi. Düşünerek ve sakince karar vermeleri lazım. Gördüğümüz üzere Kozmos'un yasakladığı 5 şampiyon içinde Galio yok sayın seyirciler. Azir'in orta koridor üstünlüğü düşünülürse zaten Galio almaları çok mantıklı gözüküyor. Ama şunu unutmamak lazım. 06'nın Galio'yla hiç mağlubiyeti yok ve eleme maçlarında sayacak olursak şu anda 6-0 durumda. Ve Galio seçtiler. Final maçı başlıyor sayın seyirciler. Serinin ilk tepeş karşılaşması yaşanıyor şu anda. Savaşı başlatan 0-6 oldu. Kozmos gafil mi abi derken hayır. Sanki çocuk. Arkadaş çok güzel kavandı ve Kozmos bir anda saparlandı. 5 benzemesin buradan sonra geri dönme şansı yok. Ve Kozmos 1-0 öne geçiyor sayın seyirciler. Ve ikinci maç çok hızlı başladı. Stark şimdi fenomu yakaladı. Canavar hemen arkasında. Mikas araya girmeye çalışıyor. Çok güzel ölçü Samper'den. Canavar acaba skor olabilecek mi derken Fizi'den mükemmel bir sıçra. Ve Feon düştü. Serinin ikinci oyunda Kozmos'un oluyor. Beni niye kurmuyorsun lan? Bak sen değil misin? Ne bakıyor? Tecrübeli ekip neden Duman'ın favorisi olduğunu ezici bir üstünlükle bir kere daha gösterdi sayın seyirciler. Ve Kozmos'un kupaya uzanmasına sadece ama sadece bir galibiyet kaldı. Skora kafayı takmayın. Tamamen yeni bir seri gibi düşüneceğiz. Tek fark bize hala 3 oyun lazım. Onlara sadece bir. Ya sen onları boş ver. Kendi oyununa bak. Özer abi haklı. Buraya kadar geldik kazanabiliriz. Draft'ı değiştiriyoruz. Gel buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel, 5. Hadi. İkinci oyundan sonra ne oldu bilmiyorum ama 5 benzemez kan tazelemiş gibi görünüyor. Daha soğukkanlara giriyorlar ve Kozmos'u defansif oynamaya zorladılar. Oyunun ilk intörünü 5 benzemez mi atacak acaba? 6 farkı gittikçe açılıyor. 5 benzemezden 4 kişi hayatta. Nexus'a saldırıyorlar. Canavar burayı savunma istiyor ama hayır. Mikasa peşinde. Canavarı kısırlar. Samper düştü. Canavarı çok az canavar ve... 5 benzemez seriyle geri dönüyor. Ve böylece biz de fazladan birkaç oyun daha görebileceğimiz için mutluyuz. Pardon abla ya. Ses çok maçmış olsun. Yok. Devam et.
Takdire Lekenti'yi boşaltıyoruz. Yalnız Kozmos, burada çok riskli bir hareket deniyor sayın seyirciler. Durumu lehlerine çevirmek için baronları kör öldürmeye çalışacaklar. Belki de bu oyunu toparlamak için tek şansları barondan alacakları güç olabilir. Ama beş benzemezin buna izin vermeye hiç niyeti yok. Nashor'un arkasında toplandılar. Bir baba çalışımı göreceğiz acaba, evet. Bakıyorum, Kozmos bunun farkında gibi şu anda. Stark dışarıda yakalandı. 0-6 sevgili. Azir Batista falan sersemliyor ve beş benzemez. Kozmos'u bozguna uğrattı. İnanılır gibi değil. Nashor'a son vuruşu Feron yaptı. Ve beş benzemezden inanılmaz bir baron çalışı geliyor. Canavar tek başa çaresiz, oyunu kurtaramıyor ve beş benzemez oyunun galibi sayın seyirciler. Durum şu an 2-2. Kozmos oyun tarihinde hiçbir turnuvada 5. oyuna gitmedi. İlk kez şimdi gidecekler. Gerçekten inanılmaz bir seri oluyor. Büyük finale yakışan kıran kırana bir mücadele. Can, sana mesaj geldi. Eğer kariyerini umursuyorsan bir sonraki maça çıkma. Oynarsan parmaklarını bizzat ben görürüm. Son oyun. Plan ne? Anlatacağım. Ama önce... Bir, iki, üç, dört, beş. Pardon. Ne oluyor? Arkadaşlar maç başlayamaz. Çünkü Özel Bey, Can Bey'e bir tehdit mesajı almış. Ne? Nasıl ya? Ne mesajı ya? Efendim, telefon atılmış bir tehdit mesajı. Evet, sanırım bir problem var şu anda. Yani ekrana düşen bilgilere bakarsak... Galiba son oyun biraz bekletilecek. Yani bu geçmeden dolayı da çok özür diliyoruz sizlerden. Özer abi, öyle bir şey yapmaz. Saçmalamayın. Bu senin numaran değil mi? Yani eğer değişmediyse. Mesajın ondan gelip gelmediğini teyit edebilmek için Özer Bey'in de telefonuna bakabilir miyiz? Sen hiçbir şeye bakamazsın. Özer Bey, bize yardımcı olursanız bu konu hemen çözülür. Özer Bey, geçmişte yaptığınız şeyleri de göz önünde bulundursak burada durmanız pek de sağlıklı olmaz. Anlaşılan parmak kıran Özer, turnuvalardan nasıl men edildiğini size hala anlatmamış. İstersen uyurma lan gözünü! Ha? Ne dersin? Özer. Anlatsana sevgili öğrencilerine, 2011'deki turnuvalarda karşı takımın oyuncusunun parmağını nasıl kırdığını. Özer abi. Geçmişte pişman olduğum şeyler yaptım, doğru. Ama mesajı ben atmadım. Arkadaşlar alalım Özer Bey. Etkinlik devam edebilir. Start'ı içeri alalım. Benzemez geri dönüşte sahaya koçsuz çıkıyor. Bu saniyeden sonra kendi kararlarını kendileri vermek zorunda. Adam. Bu arada hemen bir bilgi verelim. Turnuva tarihinde sahaya koçsuz çıkıp da maç kazanan hiçbir takım görülmedi. İlginç bir karar. Kozmos bu oyunda da Galio'yu yasaklamadı. Umarım ilk oyun gibi hezimete uğratmaz bu seçim onları. Tutma oyunu. Beş benzemez yine gafil avlandı. Şu an 22. dakikaya giriyoruz ve Kozmos için 10.000 altınlık bir avantaj var.
Yani karşı takımda Azir varken 0-6'nın hala ve hala Galio seçmesinin iyi bir fikir olmayacağını ne zaman anlayacaklar bilmiyorum. Özellikle de ilk maçtaki hezimeti düşünürsek. BSD'yi belirlemek için pulmoner atardam arabikesi katıp pulmoner kapaktan içeri bakacağız. Beklemeliyiz. Başka çaremiz yok. Hayır, biz saldırıyoruz. Ne? Nasıl? Özer abiyle beraber plan da gitti. Biz saldırıyoruz. Aslan gir. Canavar, dozenlere Hayır! Kasanın güneş patlamasıyla başlatıldı. 0-6. Şimdi sıçrası kullanarak duvara yaşıyor ve canavar düştü. Feno, arkada Samper ve Stark'ı temizlerken CC ve dozerde Jojo ve Hilti'yi kovalıyor. 0-6 önemi kesti ve hepsi öldü. İnanılmaz, beş benzemez, hiç beklenmediği bir şekilde bu takım savaşını kazandı. 0-6 değil mi Şukur? Evet, evet abla. Benim oğlum o. Ciddi misin? Az önce altın farkında 10.000 olduğundan bahsetmiştik. Ama 5 benzemez bu savaşı kazanarak bir an farkı 6.000'e indirdi. Bu fark hala az değil ama 5 benzemez burada barını alabilirse durumu eşitlemek için önemli bir şansları olacak. Denemesine deneyecekler ama Kozmos da bunun farkında. Bekiş'i yaklaşıyor. Acaba bugün önünde büyük bir takım savaşı mı dönecek? Evet, 5 benzemez burada dozerle elemeyi deneyebilir derken barına başladılar. 5 benzemez barını almaya çalışıyor ama şimdi Kozmos geçti. İki kişi dışarıda yakalandı, bir kısa yetişirdiler. Dozer de düşüyor. 5 benzemez barını bırakıp geri çekilmek zorunda. 3-5 pozisyonla savaşma şansları yok. Kozmos az önce savaştıkların üstünlüklerini yeniden kazanmaya çalışıyor. Fazla kalmıyor. 3 kişi kaldılar bizde. Sıkıntı yok kaptan, bu oyuncuları. Turnikeyi salıyoruz. Pardon, bakar mısınız? Görmeniz gereken bir şey var. Kozmos şimdi 5 benzemezin kapısına dayandı. İlk ilimsiz çok rahat olacak burada Kozmos. Çünkü 5 benzemez hala 3 kişi. Ve diğer ikisi olmadan bir şey yapmak istemiyorlar. 5 benzemezin bir takım savaşına girmek için 20 saniye beklemesi lazım. Kozmos garanti oynuyor. Nexus yerine 2. inhibitöre saldırıyorlar. Ve Kozmos şimdi 3. inhibitöre yöneldi. 5 benzemezin maça girmesi için artık bir mucize gerek. Mikasa ve Dozer'in canlanmalarına son 5 saniye. 3, 2, 1. Beş benzemezde herkesin canı çok azaldı. Kozmos 3 oyuncusu kaybetsin. Şu an canavar ve Samper full canda. Ve beş benzemez önde başladı bu savaşı. Her an kaybedildi. Dünkü maçı dertte. Ormanı hatırlayın.
Ceren'in ameliyatı çok iyi geçti. Doktor söyledi şimdi başarılı geçmiş, o da yapacak. Cenk, ben seninle gurur duyuyorum. Çok güzel oynadın oğlum. Orası biraz daha bekleyecek. Şu anda oradan daha önemli odalar var. Beş bayit ölmez! Bak kim geldi. Sürpriz! Abi, gerçekten kazandın mı? Kazandık tabii. Hep beraber. Abin sana bizden bahsetti mi? Bir, iki, üç, dört, beş, sıra sende. Benzemez! İyisin mi? İyiyim abi. Abi, teşekkürler, eyvallah. Ben Cenk'e Batu'nun arabasıyla geliriz demiştim. Babam oyun oynayacağımı söyledi. Pek de ikna olmadı. Bir seçim yapmamı istedi benden. Bir tarafta evim, arabam. Bir tarafta da işte köşk, oyun, siz. Abi sen ne yaptın? Siz seçtin tabii lan gerizekalı. Ulan adamsın var ya. Adamsın adam. Gel. Ama ne yalan söyleyeyim, arabamı bayağı özleyeceğim. Özlersin tabii. O araba bırakılır mı oğlum? Hadi git şimdi taksi bul bize. Acı patlıcanın kırağı olmaz. Öyle mi? Küçük burun, ilaç vakti. Of ya. Yok ya. Hadi al bakalım. Bırakamadın mı çizgi filmi? Al bakalım. Cenk, kapıya bakar mısın yavrum? Özür dilerim Cenk. Umarım beni affedebilirsin. Benim gördüğüm Cenk'i herkes görsün istedim. Belki de hataydı. Ama o sahne benim aklımdan hiç çıkmayacak. Sen Ceren'in her zaman koruyucu meleği olacaksın. Ceren'e bir hediye yolladım. Kabul edersen eğer. Başucuna koymanı isterim. Onu izleyip korusun. Senin hep yaptığın gibi. Özel Bey. Çocukla Nisan ayındaki uluslararası turnuvada iyi şanslar dilediğimi söylersin.